cenazemizi bir bomboş araziye dümdüz metreyle gömmüşler. Derken mezar açıldı kepçeyle. O an ben girdim mezara, elimle kazıdım. Bana verilen bir tane kutu. Yani şunu diyeyim başta, şunu belirteyim. Her ne olursa olsun, insanla ahlak, yani savaşta da ahlak, insanlık durumunda da ahlak, ahlak çok önemli bir şey. Ahlaki değil yaptıkları. Bir kutu, kutu içerisinde insan bir babaya onu vermez. Cenazemizi aldık geldik. Yavaş yavaş yolda gelirken polisler önümüze geçtiler. Bu sefer kimlik bilgileri alıyorlar. Biraz gidiyoruz. Yok, defin raporu nerede? Bunu da veriyoruz. Bu sefer öbürüne gidiyoruz. Her bölge birbirine teslim ederek gitti. Ve o şekil biz şeye kadar gittik. Yani normalde 3 saatlik, 4 saatlik yol, saat 11'de cenazeyi aldım, 6.30'da zor buraya yetiştik, karanlıkta gömdük. Bu şekil, yani bize çok ağır şeyler yapıldı. Yani bir anda cenazem var, bir anda gördüğüm manzara, bir de gitmeyi böyle seni yıldırmaya çalışan, ama biz yılmayız. Hem yani böyle bilsinler ki biz hiçbir zaman için boyun eğmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Biz şehitlerimize devamlı sahip çıkacağız. Hadi ben ya şehit rümetame. Şey deme rümetame. Ben de o şehitlerime söz veriyorum ki nefes aldığım sürece ben o şehidin etini elime alıp o etin üzerine de yemin ederim ki onların kurduğu hayal, onların gittiği yol, onların hayali bizim hayalimizdir. Onların gittiği yol bizim yolumuzdur. Amaçları nedir? Amaçları yıldırmak, acı çektirmek, geri adım attırmaktır. Bir de bu ahlak meselesi. Yani şimdi dünya kuruluşunda bu yani savaşlar vardır. Ama her savaşın bir ahlakı vardır. İnsanlar savaşır, belirli bir yerde ateşkes ilan edilirdi. Ta eski çağlarda böyle ateşkes ilan edilir ve herkes kendi cenazesini alır gider. Yani bir ölüye bir saygı olur. Bunların ölüye saygısı olmayan bir insanın diriye hiç saygısı olmaz. İnsanlığa saygısı olmaz. Sadece acı çektirmek, geri adım attırmak, gözünü korkutmak, yıldırmak, ama biz yılmayız. Cami diyorlar ki biz Müslümanız. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Müslüman dediğin cami Allah'ın evidir. Öyle diyoruz. Peki Allah'ın evi ise herkese açık. Niye bize kapalı? 3 gündür ben buradayım, 3 gündür hoca kayıp. Bu köyde ezan okunmuyor, ezan. Bu köyde artık 3 gündür camide namaz kılınmıyor. İnsan bu kadar ahlaksız olur mu ya? Bu taziyevi onlar yapmadı. Diyanet de yapmadı. Bu köy halkı yaptı. İstanbullarda para toplandı. Bizler para verdik buraya. Ama söz konusu Kürt olunca, yani onlar gibi Kürt olmayınca, onların diyorlar iyi Kürt, kötü Kürt. O iyi Kürt onların deyişiyle olmadığın zaman da seni camiye de almıyor, şeye de almıyor. Camiyi siyaset alanına çevirmişler. Yani artık Allah'ın evi diyoruz, o şeyden çıkmış. Kendi evleri gibi kullanıyorlar. Yani Allah'ın evinin kapısı kapanır mı? Biz eğer Müslümansak, hiçbir Müslüman bir Müslümana diyemez ki sen bu camiye giremezsin. Çünkü onun babasının malı değil. Orası Allah'ın evi. Eğer Müslümansak, iman etmişsek. Yani şöyle Yılmaz Heval aslında gerçekten anlatmaya
insanın şeyi varmıyor. Yılmaz Aval çok yüreği çok yumuşaktı. Ama asla haksızlığa da boyun eğmeyen bir çocuktu. O kutuyu açarken bilmiyorum, bizi izleyen şu an veya dinleyen, benim sesimi duyan empati yapsın. Bir bağın eline parçalanmış, parça parça haline bölünmüş, ufak kutulara koyulmuş. Ne hissettirir insana? O insan bir empati yapsın, o ne hissediyorsa ben de aynısını hissettim. Yani kendi ciğerparen gözünün önünde parçalarına dokunuyorsun ya. Yani bu kadar ahlak dışı bir şey olamaz. Amaçları dediğim gibi gene acı çektirmektir. Başka ne olabilir? Yani bu tür kendi davasını savunan, kendi halkına bağlı olan halkımızı yıldırmak için her yolu deniyor. Ne kadar kirli yol varsa deniyor. Ama onlar ne kadar o kirli yolu deniyorsa, gene tekrar diyorum, şehitlerimize sözümüz var. Biz onların yolunda o hayallerin, bizim ömrümüz yettiği kadarıyla onların hayali bizim hayalimizdir. Biz o yolda devam edeceğiz. Selamünaleyküm.